Otur babaanne, gel. Yoruldum. Çok yoruldum. Hadi gel eve gidelim babaanne, sen biraz dinlen. Yok, öyle değil kızım. Yüreğim yoruldu. Ben Azize'mize kavuştuk derken oğlum düşman nezarethanesinde, gelinim kızım düşmanın o soysuz kumandanının yanında, bu kahrolası harp bütün yavrularımı atmaca gibi kapar benden. Babaannem, sen üzülme. Annemi elimizden alamazlar, merak etme. Alamazlar değil. Alamazlar babaannem. Biz kötü bir devre denk geldik. Savaşsız bir günümüz olmadı. Oh. Kahrolası harp canımızı, canlarımızı aldı. Sizin evlatlarınız sulhü görürsünüz inşallah. Öyle söyleme babaanne. Biz beraber göreceğiz sulhü. Sen de hiçbir yere gitmeyeceksin. Böyle elimi tutacaksın benim. Azrail gelince de böyle tutacak mısın, bırakmayacak mısın? Tutarım tabii ya. Hep tutarım ben. Babanı duydum Hilal. Nasıl yapmış böyle bir delilik benim? Aklım almıyor. Leon benim kardeşim kazada ölmemiş. Yan istenen o yüzbaşı öldürmüş kardeşimi. Yan ismi. Evet, ben düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Babam öldürmeseydi ben öldürürdüm zaten o katili. Siz babanı görmeye mi geldiniz? Annem burada Filipos'un yanında izahatte bulunacakmış. Sanki Filipos çok izahatten anlarmış gibi. Bir faydası olur belki, kim bilir. Keşke. Düşünsene. Babam belki serbest kalırsa bırakır vazifesini. İçi almaz belki evlatlarının katiliyle omuz omuza savaşmayı. Yüzbaşını vuran bir general ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir mi vazifesine diyor. Yunan ordusunu bırakır mı yani? Tek duam bu. Neden olmasın ama? Babam namlusunu ilk kez bir Yunan subayına çevirdi. Belki artık benim de babamla kavuşma vaktim gelmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.